Arkadaşlar merhaba, bir prostatit hastamın tedavisini bitirdik. Aslında 3 gün sadece yapabildik. Bu hasta zaten beni sosyal medyadan takip ediyordu. Tatildeyken Antalya Havaalanı'nda yakaladı. Orada çalışıyordu Abdullah abimiz. Sağ olsun geldi, tedavisini yaptık. Şimdi hocam röportaj vermek istiyorum diye söyleyince biz de kırmadık onu. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk hocam, sağ olun. Hem hemşeriyiz hem Evet, aynen Antalya'da hemşiriyiz. yaşıyorsunuz. Aynen. Sizi hocam 3 yıldır YouTube'dan başladım takip etmeye. Daha sonra Instagram'ınızın olduğunu fark ettim. Oradan da takibi aldım. Ben de bu rahatsızlık kronik prostatit 2019 yılında başladı. 19 soğuktu değil mi sizinki? Aynen, Anlatmışsınız biz hikayenizi. Havalimanında işte çalıştığımız için uçak yükleme boşaltmada tabanı soğuk olduğu için uçağın yazın Antalya sıcak Evet, malum. evet. Biz de uçağı yükleyip boşalttıktan sonra dinlenmek amacıyla mecbur uçağın Serin ambarında serin, değil oturuyorduk buz gibi. mi? Bir 2-3 ayı oturduk. Ama tam bilemedik. Sezon sonunda 2019'un 10. ayına doğru benim sol kasık tarafımda bir ağrı belirmeye başladı. Tabii doktor doktor gezdik. Ona gittik. Dediler bir şeyin yok. İşte idrar yolu iltihabın yok. En son devlette bir doktora denk geldim. Sağ olsun, sizden iyi olmasın. O dedi ki senin de rahatsızlığın kronik prostatit dedi. Hiç başka yere gitme dedi. Yolumuz uzun dedi. O doktor biraz ilgilendi ama devletin elindeki imkanlar kısıtlı olduğu için Evet. fazla bir şey yapamadı. Yani ondan sonra benim ağrılarım sürekli Hep vardı. stabil ve devamlı olmaya Hayat başladı. kaliteni de düşürdü. Hayat kalitemi düşürdü, psikolojimi düşürdü. İşte sizin videoları seyrettim. İnsanların %80 olarak daha mutlu olduğunu, sağlığına kavuştuğunu gördüm. İşte ameliyatlarınızı falan seyrettim. Daha sonra sizinle havalimanına Tesadüf oldu. karşılaştık. Aynen. Tesadüf Çok oldu. şükür denk geldik size. Şu anda burada 3 gün Üç. pazartesiden beri tedavi gördüm. Yani şu anda kendimi kuş gibi hissediyorum. Hafiflemiş hissediyorsunuz. Aynen. Dünyayı bana verseler mutlu Peki olmam. Abdullah abi, şimdi siz tedaviye hakimsiniz ama ilk defa izleyecek olan ya da buraya gelmeyi düşünen hastalar için size ne yaptık biz burada? İlk gün geldiniz, dinledim sizi, muayene ettim. Evet. Yani Sizden kültür de aldık. kültür muayenesi verdik. Hastalık geçmişinizi analiz ettiniz. Evet. Nasıl bir yol izleyeceğinize karar verdiniz. İşte direkt prostatın içine 2 antibiyotik enjekte edildi. Daha sonra ozon gazı enjekte edildi. Daha sonra bunun üstüne kalçadan güçlü 2 tane antibiyotik vurulduk. Artı Evet. şok aldık. Şok iki cihazla yaptık size değil mi? Aynen, iki cihazı. İki farklı cihazla yapıldı. Birisi direkt atış yapan, diğeri de genel olarak Genel yapan. yapan iki farklı cihazla. Zaten ilk günkü aldığım tedavide hemen bir %80 Direkt rahatladınız. rahatladım. Böyle buradan çıktıktan 1-2 saat sonra hafif oldu ağrı. O da malum işte işlem yapıldığı için girilen kanalda böyle bir sızıntı gibi ağrı oldu ama akşamleyin 4 yılın Rahatla. ardından ilk defa bir ağrısız yatabildim. Arkadaşlar, şimdi tabii bu laf bizim için inanılmaz kıymetli. 4 senenin ardından ilk defa rahat uyudum demek. Şimdi yanlış olmasın, biz ilacı enjektörle prostat içine vermiyorum. Prostat bölgesini ince bebek sondasıyla veriyoruz. İki çeşit antibiyotik artı ozon gazı veriyoruz. Öncesinde iki çeşit cihazla prostatlere şok tedavi yapıyorum. Hem 4. jenerasyon Paizo'yla hem elektromanyetik 2. jenerasyon. Bende iki çeşit teknoloji, iki çeşit cihaz da var. Ama prostatlara yönelik emek veriyoruz. İki farklı cihazla veriyoruz ki faydalı olsun. Ondan sonra hastaya da bir güzel masaj yapıyoruz. Evet. Masajda da abi de zaten prostatta öbek öbek sertlikler vardı ve onlar masajda direkt yumuşadı. Aktığı için direkt rahatladı. Yani 4 senedir aslında boşu boşuna ağrısını çekiyor. Aynen. Zamanımız olmadığı için 3 gün yapabildik ama %80-90 rahatladı zaten. 3 ay sonra gene bir 3 seans için gelecek ve inşallah bu işi bu şekilde Aynen. kapatacağız gibi gözüküyor değil mi Abdullah Ama abi? aynen hocam, bir de mesela hani ilk içeride prostat içine ilaç enjekte edilmeden önce burada prostat masajı yapmıştınız Evet, bana. evet. Onda bile hemen yani %20, %30 Bir bir rahatlama hissetti. oldu çünkü biraz mikrop aktı, iltihap aktı. Evet. Daha sonra işte Kadir Bey'in de içerideki ekstra işlemlerinde Bayağı daha iyi rahatladı. oldu. Şu anda da az önce de mesela son prostat masajımızı aldık. O da biraz akıntıya neden olduğu için Aynen. şimdi daha bir hayata özverili, dik bir şekilde Çok. gideceğiz Zaten inşallah. yeni baba oldunuz. Allah bağışlasın Aynen, 20 evladınızı. günlük bebeğimiz de oldu. Allah bağış. Zaten biz arkadaşlar karşılaştığımızda eşi doğum yapacaktı. Ben de Abdullah abi dedim sen bir kafa rahatlasın. O işleri bir bitir. Atla uçağa gel. Sana gerekli her türlü yardımı da yapacağız. Aynen. Vallahi Allah razı olsun hocam. Gerçekten Sizden dünyayı de. verseler ben bu kadar sevinmezdim. Parayı pulu geçin.
arkadaşlar yani gerçekten Muhsin Hoca eğer imkanınız yoksa veya kısıtlı ise elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Gerek kendisi gerek çalışan diğer arkadaşlar. Yani benim bu rahatsızlığım ebediyen bende olacak diye bir şey yok. Gerçekten tedavisi var. Özellikle bu videonun çekilmesini ben istedim hocama. Ben rica ettim. Hocam dedim. Bu hastalıkla uğraşan bir sürü insan var. Çünkü 4 yıl boyunca ben sosyal medyada da araştırıyorum. İnsanların %70'inde var ve çare arıyorlar. Gerçekten buraya güvenerek samimi bir şekilde gelebilirsiniz. Yani önceliği buranın para değil. Önceliği sağlık. Tamam özel bir klinik ama gerçekten sizin sağlığınız için elinden gelen her şeyi bütün arkadaşlar yapıyor. Geldiğinizde gözünüzle zaten göreceksiniz. Mutmain olmazsanız da hiçbir ücret ödemeden hocayla görüşüp gidebilirsiniz. Benim amacım bu tür hastalara en azından bir video çekerek bir ışık olabilmek, bir yol gösterebilmek. Çok teşekkür ederiz Abdullah Bey. Yani arkadaşlar gerçekten yoruyor bu hastalık. Hastayı da yoruyor, bizi de yoruyor. Biz de ekipçi olarak hani artık alıştık 3-4 yıldır bu işte uğraşıyoruz. Hasta psikolojisini de alıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok faydalı olduğumuz hastalar var. Az fayda gören var. Bizden memnun olmayanlar da vardır mutlaka. %100 kimseyi zaten mutlu edemezsiniz. Aynen, hastalık çünkü sıkıntılı arkadaşlar. Bana deseniz ki varikosel ameliyatım yap, prostat ameliyatım yap. Zaten o da cerrah, zaten onda bir problem yok. Ama bu hastalığın içine yaşam tarzı giriyor, hastanın psikolojik bütün durumu giriyor. Her şey giriyor. Cinselliğe gittiği zaman evlilik hayat riske giriyor. Gerçekten karışık. Ama biz burada profesör önce psikologumuz da var. Ekipte zaten tecrübeli bizim çalıştığımız arkadaşlarımız. Çoğu hastayı mutlu ediyoruz Abdullah abi. Vallahi hocam %95 mutluluk. Çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun, selametle gidersin. Tamam mı? Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden çok de. Sağ olun. Androfert Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu erkeklerin tek adresi.